kumaşlar 6 kameralı elyaf işleme makinesinde elyaf formuna getirilmektedir. Hazırlanan elyaf balyaları elde edecek ipliğin fiziksel özelliklerine göre düzgünleştirilip taranarak açılmakta ve burada açılan elyaflara PET geri dönüşüm tesisinde elde edilen polyester elyaf takviyesi yapılmaktadır. Birleştirilen elyaflar çeşitli işlemlerden geçirilerek ring iplik çekim sistemine gönderilmektedir. Elde edilen iplikler dokunarak boya ve kamuflaj baskı işlemleri gerçekleştirilmektedir. Geri dönüşüm süreçlerinin başladığı Kara Dikim Evi Müdürlüğü'ne gelen kumaşlar, bilgisayarlı kalıp hazırlama ve serim işlemlerinin ardından maksimum verim prensibine göre kesildikten sonra konfeksiyon aşamalarından geçerek ütü, kalite kontrol ve paketleme süreçlerine tabi tutulmaktadır. Eğitim elbiselerinin geri dönüştürülerek sisteme yeniden kazandırılması projesi kapsamında yapılan prototip çalışma sonucunda kumaş maliyeti %20 oranında düşecektir. Ayrıca geri dönüşüm ile elde edilen kumaşın teknik özelliklerinin ihtiyacı karşılamakta olduğu yapılan laboratuvar analizleriyle de tespit edilmiştir. Kara Dikim Evi Müdürlüğümüz, ilke edindiği sıfır atık projesi doğrultusunda ülkemiz için kaynak tasarrufu sağlama faaliyetlerini icra etmekteki kararlılığını başarıyla sürdürmeye devam edecektir. Kamu kategorisinde birincilik ödülü kazanan kurumumuz Recycle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, eğitim elbiselerinin geri dönüştürülerek yeniden üretime dahil edilmesi adlı projesiyle Kara Dikim Evi Müdürlüğü'ne